Ben içinizdekini söyleyeyim hepinizin. Yeni bir soluk geldi. Yani yeni bir çok güzel bir kan geldi. Anneler ne diyor? He? Anneler ne diyor anneler? Ya vallahi keşke İbrahim'i biraz daha bir şey yapaydık. Yani. Vallahi çok mutlular. Onlar da ayrı şöhretler Bursa'da. Vallahi. Çünkü onlar üçü beraber dolaşıyor yani. Üç adam üç kadın. Tabii. Evet. Durumu oldu. Gerçekten öyle. Beraber geziyorlar. Bir hava atıyorlar mı konuya komşuya falan. Yani şey bakkaldan böyle bir şey alırken bile yani bu deterjanı verdiniz ama hani kime verdiğinizi... Lütfen. Yani öyle bir deterjan değildir inşallah. Öyle ben Ayşe bundan... Fatma almadı bu deterjanı yani. Bir ufak anlatalım mı bunları? Bende de var çünkü malzeme. Ben bir şey atacağım. Annem çok kızacak ama. Mesela komşuları oturmaya gidiyor annem. Bir eve oturmaya gidiyor. Ben haberim yok. Arıyorum annemi. Şimdi evlat annesini arayınca onun için çok önemli bir şey ya tabii yani. Komşuların yanında denk geldiysen telefonda şey diyor. Evet Beyazıt'cığım. Evet. Evet canım benim. Evet. Tam zamanında aradın. Bu ama çok naif ve çok güzel şeyler evet, bunlar evet, yani gerçekten de bunlar var. Abi 5. senem inanamadı hala 5. senemdi. İnanamıyordu hala benim bu işi yaptığımı ki ben hala inanamıyorum. Eve gidiyorum balkonda beni bekliyor gece 3 ve balkondan beni hala böyle şey yapmak için bana inandırmak için artık oturdu yerine. Artık otur. 5 sene geçmiş. Oturması mı kalmış? Programın yani. Sizde ne malzeme var? Neler var? Abi bizde hepsi öyle. Babam mesela arabayı otoparka bırakıyor. Hani ne İbrahim'i dediniz falan yani böyle. Adam hiçbir şey demiyor böyle. Hani oralara kadar yani. Oralara kadar. Güzel güzel. Ya ama zaten bütün hani olan ya yani böyle başarı kazandığın zaman hayatla ilgili onlar mutlu olduğu için mutlu olma var ya abi. O yüzden yani tek baz aldığım şey benim ailemin mutluluğu. Annemin sesine kadar iyi geliyorsa bu işte o kadar başarılı olduğumu hissediyorum. Kesinlikle. Gerçekten. Kesinlikle. Çok doğru. Helal olsun. Ben de yıllardır, tabii hani onlar son jenerasyon benim hayatımda. Daha öncesi de ve onlarla birlikte olduğum zamanlarda. Hep böyle sahnenin, perdenin arkasından anneleri veya babaları geldiği zaman oraya odaklanıyorum perde arkasından. Onların duygularını merak tavırla ay onların o bakışlarını hayatımda unutamam. Yani bu Sezen Aksu'sundan Tolga Çevik'ine, Yılmaz Erdoğan'la çocuklara BKM'deki kadar yani. Hepsi böyleler. Yani acayip o anne babaların bakışları ya inanılmaz. Şimdi bir buraya şey. Da sorsam aynı cevabı alacağım. Kazandığım ilk parayla altıma ilk gelen şey anneme ev almak oldu. Var mı? Ha, demek ki iyi kazanmışım. Evet. Ben araba alabildim abi. Yani sen iyi para ne aldın? Abi sen ne kazandın ya? Biriktirdim biraz da ondan yani. Ben üstüne İbo'dan borç alıp araba alabildim. Biz bugün abi. Şu anda programdayken annelerimiz de bizi evde seyrediyor. Benim annem de onların annelerini evde ağırladı. Şu anda onlar da evde bizi seyrediyorlar. Eve bir bağlantı yapalım mı? Yapalım, evet, yapalım abi. Evet. Eve bağlantı yapalım. Hep beraber izleyelim. Ay hanımlar şu evin güzelliğine bir bakar. Çok güzel. Maşallah maşallah. Vallahi içinde at koştur. At koştur. Annesine neler almış. Bizim oğlanlar bize ne zaman böyle evler alacak? Ne zaman böyle yerlerde şömine var? Ama anacığım adam 20 yıldır şov yapıyor. O annesine ev almamış. Komşu da almış. Aman efendim buyurun, buyurun, buyurun. Efendim niye zahmet ediyorsunuz? Etmeniz de lazım tabii uzaktan da geldik biraz. Aman efendim ne demek Bursa'dan benim hemşehrilerim gelmiş ha? Beyazıt dedi ki bu hafta 3 adam geliyor anneciğim programa dedi. Bayılıyorum sizin çocuklara. Ay. Çok seviyorum sizin çocukları. Bir mukavele Nurten Hanımcığım vallahi öyle. Biz de çok seviyoruz Beyazıt evladımızı çok, gerçekten. Çok. Kek yemez misiniz? Kek. Nurten Hanımcığım gerçekten... Gerçekten şov yapıyorsunuz. Bu kekin tarifini istiyorum sizden. Vereyim. Buradan çıkıyorsunuz kapıdan. Hemen ileride ikinci soldan içeri dönüyorsunuz. Küçük bir böyle bir dar geçit vardı orada. Onun arasında saptığınız zaman köşedeki pastane. Kek tarifi istedik. Yol tarifi mi? Bu şakalar, nereden geldiği belli. Gerçekten şakaları da sizden almış. O maviş gözleri de sizden almış Beyaz. Hatta top sakalı bile sizden almış. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Açık konuşalım. Bana daha çok yakışmıyor bu. Ay sana ne? Ay sana ne?
Ay karnım ağrıyor artık, biraz dur. Nurten Show'un reklam arası ver artık. Bütün şakalar bir yana Bayezid, evimizin çocuğu. Nurten Hanımcığım, gerçekten ne zaman evlenecek Beyaz? Nasıl olacak yani? Neden olmuyor? Sormayın, sormayın, sormayın. Sorduk artık ona. Madem öyle anlatayım. Ne adaklar adadın, ne çaputlar bağladın. Artık ben bu çocuğun evine, odasına kurbağa bacaklarımı koymadım. Deve tabanlarımı koymadım. Yahu çocuk evlenecek diye vallahi Harry Potter oldum ayol. Harry Potter nereden geliyor? Aklına nereden geldi kız Harry Potter nereden? Aman. Ay vallahi keyfim yerine geldi. Kekten bir kıtlama alıyorum. Yalnız sizin çocuklarınız. Aa, bir dakika. Bayılıyoruz. Çok seviyoruz. Bir geldiler, pir geldi. Hele o Esen. Ah o eser. Demin ye. Bütün komşular bayılıyorlar. O tontonluğu, o şirinliği, efendim o bıngır. Silikon mu? Dudakların mı? Yok, eser komple silikon mu? Olur Canşov. Dıbı 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 ses. Oğuzhan. Ay Oğuzhan, yapma. Size mi benziyor? Size mi benziyor? Ay vallahi bayılıyorum. O yakışıklı, o nasıl ses? Sesi benden. Kıymet Hanım'ın da sesi öyledir. İkimiz bir fidanın. İbrahim çok şeker. Ay vallahi utandım. Ay. Onun o gözleri. Ah benden. O gıdısı. Benden. Hepsi benden. O boy poz. Hepsi benden. Keşke biraz da işte babadan alaymış. Ay başladı. Ay başladı. Ay benim tontişimin programı başladı. Hadi bakayım oğlum. Heh. Güzel. İlikle bakayım şimdi önünü. Aferin benim oğluma. Al alkış. Al alkış seyirciden. Gir. Tuş gibi orkestra. Girdi. Aferin. Yap ilk espriyi. Ya şu bizim çocuk da olmasa Türkiye kime gülecek vallahi? Valla ben gülemedim ama anlamadım herhalde. Aralarında bir ismi. Evet, büyük ihtimal. Ay bizimkiler çıktı. Çıktı. Ay geldi. Tanışlar geldi. Ay çıktı. Üç baba yiğit çıktı. Ay ne güzel giyinmiş benim oğlum. Kurban olurum. Kurban olurum. Sanki bizim çocukların girmesiyle program bir tavan mı yaptı? Ya bir şey oldu. Kesinlikle bir şey oldu. Bombardıman. Yok program iyi başladı da tabii. Bu bizim çocuğun programı ne tavanlar gördü. Genç kızlığımdan beri izlerim Beyaz'ı. Yani inanır mısınız program şu an buradayken hep buraya kadar yükseldi. Çok haklısın. Beyazıt'ın da gözlerinde o korkuyu görüyorsun. O yükseklik korkusu işte. Efendim tabii şimdi benim çocuğum 20 senedir bu programı yapıyor. Kimler geldi geçti? Yani Sezen Aksu'lar geldi, Bülent Ersoy'lar geldi, ağırlandı. Orhan Gencebay'lar geldi, ağırlandı. Şimdi buralardan korkmayan çocuk. Şunu şöyle koyayım, şahmat. Vallahi böyle giderse sizin çocukların da işi zor. Eseri bu hafta modelle basmışlar. Nasıl basmışlar? Gazeteye basmışlar. En azından son model yani. Siz hiç konuşmayın hanımefendi. Alışveriş merkezinde görmüşler İbrahim'i bir kızla. Sizinkinin zaten nerede gezdiği belli değil. E sizinki 45 yaşına kadar hala evlenemedi. Ay ne olacak bu çocukların hali Nurten Hanım? Yani çarşaf çarşaf ben de okuyorum her gün gazetelerde. Çok zor çok. Beyazıt abileri sahip çıkar mı çocuklara? Ay çıkmaz mı? Çıkmaz mı Kıymet Hanım? Artık bunlar abi kardeş. Allah ayırmasın amin. Bunları. Sahip çıkalı bir boya sokaklarda geziyor. Çok zor. Ben de artık istiyorum. Bak 45 yaşına geldi. Bıraksın bu işleri, evlensin bir çoluk çocuğa karışsın diye. Ben de istiyorum. Bir torunum olsun istiyorum. Küçük küçük imolar böyle. Böyle gözlüklü. Gremlinler gibi. Çok çirkin bir şey hayal ettirdiniz bize. Öyle de olmaz. Ben de çok kötü oldum. Nurten Hanım ne pis ağlıyorsunuz. Kapı çalınıyor, ben de gideyim bakayım bağırın kim gelmiş. Buramda düğümlendi bütün acılar. Gel Hanife Hanım gel. Ay ay ay. Aa, Murat Dalkılıç. Annesiyim ben. Anne. Bakın gülüş, gamzeler falan. Ay aynı. Hanife Hanım merhabalar. Çok canımız sıkkın, çok. Aman. Boş verin, üzülmeyin ya.
hepsi şu an programda trend topik olmuş. Ay. Ya Oğuzhan trend topik olmuş, İbo trend topik olmuş, Beyazıt trend topik olmuş. Yeter. O topik olmuş. Hadi gelin çocukların programına gidelim. Hem biraz gaz veririz, hem onlar hem biz eğleniriz. Eğlenmek bizim de hakkımız. Hadi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.